haber. YPG Şam şeytanlığına da mı soyundu? Günün sorusu bu oldu. Suriye'den gelen bir haber gündemin bir anda ilk sırasına oturuverdi. Uluslararası haber ajansları, hatta Suriye televizyonu, Esad rejimiyle YPG terör örgütünün anlaşmaya vardıkları, rejim güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etti. Rusya destekli Esad'la Amerika destekli YPG terör örgütünün nasıl bir araya geldiği soru işaretlerine neden olurken Dışişleri Bakanı resti çekti. Esad Afrin'e YPG'yi korumak için giderse kimse bizi durduramaz dedi. Rejim buraya girer mi girmez mi? Girerse ne için girer, bu önemli. Afrin Harekatı'nın birinci ayında PKK-YPG terör örgütüyle Şam yönetiminin Türkiye'ye karşı işbirliğinde anlaşmaya vardığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eğer rejim buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. Çıkış arayan YPG Şam yönetimine sığındı, pazarlığa başladı. Ankara o pazarlığı duyar duymaz tavrını net bir dille ortaya koydu. YPG'yi korumak için, koruma sağlamak için giriyorsa bizi, Türkiye'yi ve Türk askerini hiç kimse durduramaz. Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Afrin'in kuzeyinde, kuzeybatısında, güneybatısında ve doğusunda cepheler açıldı ve 70 bölge terörden temizlendi. İşte o temizleme hareketiyle birlikte terör örgütü Esad'ın kapısını çaldı. Afrin'i rejime devretme mesajını verdi iddialara göre ve Esad rejimi de örgütten silahları bırakmasını istedi. Örgüt o teklife karşı çıktı. Aslında terör örgütüyle Esad yönetiminin ilk teması, ilk pazarlığı değil Afrin. Daha önce de Manbij başlığıyla Fırat Kalkanı'nda bir pazarlık söz konusuydu. Hatta YPG güçlerinin 4 kilometre yakınına kadar asker konuşlandırmıştı Esad rejimi. Manbij'de çarpışan, karşılıklı birbirine hedef alan iki adres Afrin'de pazarlık masasında işbirliği arayışında. Hal böyle olunca da Suriye'de kimin eli kimin cebinde sorusu gün giderek daha çok soruluyor. Üstelik YPG Amerika destekli, Esad rejimi ise Rusya ile birlikte hareket ediyor. Türkiye ise hem Amerika ile hem Rusya ile temas halinde. Yani Suriye'de dengeler an be an değişiyor ve işler giderek kızışıyor. Türkiye artık o bölgede şeklen de olsa Esad ve ordusuyla karşılaşacaktır Afrin'de. Esad Afrin'e temsili sayıda askeri unsur sevk edecek ve Zeytin Dalı Harekatı'yla cephe bölgelere yerleşecek. Ve işte o adımlar Ankara'dan yakından takip edilecek.